www.benguturk.com. Doğruları öğrenmek için benguturk.com. Haberin doğru adresi. Ama hakikaten bu anlamda şimdi biz sizin tabii çok uzun yıllardır böyle bir mücadeleniz var. Ben bir itirafta bulunuyorum. Ben bu süreçle iki kişi aracılığıyla tanıştım. Ahmet Şafak ve Tenzile Rüstemanlı. Evet. Sürekli bu konuda bir şeyler okudukça, merak ettikçe daha öğrenecek çok şey olduğunu öğrendim. Bununla birlikte de yeni yeni gerçeklerle karşılaşıyorum. İşte dün tanık olduğum şey gibi Guba'da. Fakat bu konuda hakikaten özellikle bizim sektörümüzün üzerine, sadece bizim sektörümüz değil, sinema, yazılı medya, bunların üzerine müthiş bütçelerle çalışmalar yapıyorlar. Bu anlamda evet, herkesin, bu milletin bütün ferdinin bir çaba içerisinde olması, anlatmaya çalışması, bıkmadan, usanmadan sizin gibi yapması gerekir ama bu konuda Ankara'yı zorlayacak, Ankara'yı biraz daha şöyle o üzerindeki ölü toprağını silkeleyecek bir hale getirecek çıktı hamleler gerekiyor, müdahaleler gerekiyor diye düşünüyorum. Murat Bey, şimdi Tenzile Rüstemanlı hayatını, ömrünü bu işe vakfetmiş bir yüce insan benim gözümde. Çünkü bizim tanışmamız, Azerbaycan ve Türkiye arasında sürekli konferanslar düzenlememizin kaynağı ve sebebi Tenzile Hanım'dır. Yani yiğidin hakkını yiğide vermek lazım. Yiğit bir Türk kadınıdır Tenzile Rüstemanlı. Sabir Rüstemanlı eşi, Türk dünyasının şu an değerlendirilmesi gereken en büyük şairidir, en büyük fikir adamlarından biridir. Bu insanlar her şeyini bırakıp bu işlerle uğraşıyorlar. Bakın, bizi evlerine misafir ediyorlar. Ben, siz bir kere gittiniz, ben birçok kez gittim. Kapılarını açıyorlar. Yüreklerini açıyorlar. Maddi ve manevi bu işi dünyaya haykırabilme adına çalışıyorlar. Şimdi eğer bunlar olmasa, Azerbaycan'da bu insanlar olmasaydı, bugün bizim bu diyaloglarımız olmayacaktı ve biz bu Azerbaycan Türkünün derdini belki anlatacaktık ama çok yüzeysel belki geçecektik. Çok derinlemesine bu konuyu işleyemeyecektik. Guba'yı görünce her şey değişiyor. Guba'yı belki görmeyecektik. Ama çok ısrar etti. Şimdi Tenzile Hanım çok özellikle ısrar etti. Araba tutuyor. Arabanın parasını cebinden koyuyor ve Bakü'ye gelen her insanı oraya götürüp göstermeye çalışıyor. Bu fedakarlığı herkes yapabilir mi? Aslında herkesin yapması lazım ucundan bucağından. Ve Tenzile Hanım'ın bu konuda da değerlendirilmesi lazım. Çünkü sadece Hocalı'yla, Karabağ'la, Guba'yla ilgili Tenzile Hanım'ın çalışmaları yok ki. Yani Tenzile Hanım'ın ben reklamını yapmıyorum. Sakın böyle bir şey de algılanmasın. Ben Tenzile Hanım'ı bu konuda dost doğru biz yayıncılar düz veriyorum. Biz yayıncılar şey deriz ya, genelde böyle bir şey olur ama aman bu reklama giriyor hocam diye uyarız. Ben şöyle söylüyorum cümleyi. Yapın hocam. Yani yapabildiğiniz kadar yapın. Oradaki o mücadeleyi, o ailenin mücadelesini en yakından görenlerden biriyim. Allah, yapabildiğiniz kadar yapın. Reklamı. Yüce Rabbim şahit olduğum için söylüyorum. 100.000 defa razı olsun. Bu çok farklı bir duygu. Bu ülkede herkes bizimle bu duyguyu paylaşmayabilir. Nitekim bizimle beraber aynı duyguyu paylaşmış olsalardı, bazı insanlar çıkıp bu ülkede işte şu kadar Ermeni katledildi deme cüretini göstermezdi. Bu çok önemli. Şimdi projeler geliştirmemiz lazım. Bizim projeler geliştirmemiz lazım. Yani sadece ben Guba'ya gidiyorum. Siz geldiniz. Birkaç arkadaşımız daha geldi. Aslında Türkiye'den özellikle üniversiteler, ki üniversitelerimizde de bu konuda bazı üniversitelerimizde çalışmalar var. Yani Kayseri'deki üniversitemizde var, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde çalışmalar var. Heyetlerle gidilmesi lazım. Akademik
ünvana sahip akademisyenlerimizin oraya gitmesi lazım. Gitsinler, misafir edilirler. O insanlar öyle ağırlanır ki bir daha gitmek isterler. Yani ben o gün orada bir örnek verdim. Erzurum'da, ben Erzurumluyum. Bizim orada bilirsiniz Ermeni mezaliminden çok çekmiş bir şehrin evladıyım ben. Bizim Abdurrahman Gazi türbemiz vardır dağın eteğinde böyle. Erzurum'a giden orayı bir kere ziyaret etti mi ikinci kez bir daha gider. Azerbaycan'a giden bir kere giden bir daha gider. Murat Bey size bir yol görünüyor. Yani gidersiniz. Azerbaycan, evet Azerbaycan böyle insanı çeken bir şeyi var. Tabii o çekmesinde kültür, sosyal, dil, can, yürek, kalp birliği var. Ve bunu işte onu çok samimi yaşıyorsunuz. Hani etraftan bu konularda hassas olan politik tercihi itibariyle farklı bakan bazı arkadaşlarımızdan duyduklarımız ya da kitaplardan okuduklarımız ya da işte birilerinden dinlediklerimiz oraya gittiğinizde yaşadığınız şey haline dönüyor. Ben ilk gittiğim için bunu yaşadım. İlk gittiğinizde muhtemelen siz de farklı bir boyuta taşındınız. Bir gerçeği, daha doğrusu bir efsanenin aslında bir gerçek olduğunu görüyorsunuz. Ben bu hisse kapıldım. Böyle tanımlıyorum Bakü'deki ruh halimi. Bir efsane var ortalarda dolaşan. Türk dünyası, Türklük, Türk birliği vesaire böyle bir şey. Hep bir şehir efsanesi gibi gelir. Oraya gidince efsanenin gerçeğe dönüştüğünü hissediyorsun. Var mı şöyle bir şey yani? Tenzil Hanım'ın bir Yalova'da bir konferansta 2007 yılında bir cümlesi vardı. Cenab-ı Allah bana Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıkılacağını göstermesin. Allah ondan önce benim canımı alsın dedi. Sevdayı anlayabiliyor musunuz? Buna kimsenin gücü yetmeyecek. O ayrı da. Ama bu çok farklı, çok anlamlı bir cümle. Biz Guba ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. 2008 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Derviş Eroğlu'nun hanımı Meral Hanım da orayı ziyaret etti. Meral Hanım da o biraz önce anlattığım hikaye gibi geliyor. Yaşıyorum yani ben bunu. Bir avuç toprak aldı ama çok ağlıyor. Hanımefendi ne oldu dedim. Sonra anlatırım dedi hocam dedi. Onu bir torbanın içine koydu ve cebine koydu. Otele döndük. Hanımefendi anlatır mısınız dedim. Ben çok merak etmeye başladım. Guba'dan aldı o Guba'dan, toprağı. Guba'dan o toprağı aldı. Dedi ki benim bir kardeşim vardı Hasan diye. Hasan 1964 yılında işte o kanlı Noel zamanı eşi Akıncılar Köyü'nde öğretmen. Onu almaya giderken Birleşmiş Milletler kontrolü altında olan noktadan Rum çeteler alıyor. Eşi eve gelmeyince meraklanıyor gece yarısı falan. Bunları arıyor. Bunlar Birleşmiş Milletler'e gidiyorlar. O noktaya gidiyorlar. Hiç Hasan gelmemiş muamelesi yapılıyor. Ve günler, aylar, yıllar geçiyor. 64 yılından bahsediyorum ben. Meral Hanım, hanımefendi şunu söyledi. Dedi ki hocam dedi bizim evimizin bahçesi ve bahçeye açılan 3 kapı vardı. Her bir kapıya annem bir koyun bağladı. Dedi ki oğlum Hasan nereden gelirse o koyunu orada kurban edeceğim. Biz dedi 10 yıl böyle yaşadık 74 yılına kadar. 74 yılında Türk uçakları semalarda görünmeye başladığında bizi etrafına aldı ve dedi ki çocuklar artık abiniz Hasan gelmeyecek. Hasan'ın cesedi yok. Hasan'ın nerede öldürüldüğü belli değil. Hasan'ın nerede olduğu belli değil. Ve dedi ki eğer bir gün dedi hocam dedi kardeşim Hasan'ın kemiklerini bulabilirsek ona bir mezar yaparsak bu toprağı oraya koyacağım dedi. Düşünebiliyor musunuz? Geçen yıl kendisini ziyarete gittiğimde bana ilk müjdesi şu oldu. Kardeşim Hasan'ın kemiklerini bulduk dedi. Bunlardan DNA falan örnekleri de alınmış. Rum tarafında bulundu. Ama
Yıl kaç? Yıl 2010. Bulunduğu yıl 2010. Hasan ne zaman kayboluyor? 1964. Yani şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bu soykırımlara da girmek istemiyorum. Çünkü orada yaşayanların da birçoğunun, özellikle 74 yılından sonra doğanların hiçbirinin haberi yok. Ne annelerini dinlemişler, ne babalarını dinlemişler, ne tarihe bakmışlar. Hiç haberleri yok. Bir gitsinler Meral Hanım'ı dinlesinler. Yani bu bayan Cumhurbaşkanı'nın eşi. Bunun kardeşi soykırıma maruz kalmış. Bu bir soykırım. Sadece bununla mı sınırlandıralım? Sadece bununla sınırlandırmayalım. Yani işte Kafkaslardan sürgün edilenler var. Milyonlarca ifade ediyorum. Milyonlarca Türk yollarda heba olmuş. Balkan Türkleri, işte Balkan Savaşları'nın 100. yılını bu yıl 100. yılına tekabül ediyor. Bir de onu anlatalım. Neler var? Biz niye bu kadar? Bizim üzerimizde bir ölü toprağı var. Yani biraz önce arkadaş diyor ya her yerden işte 1 lira faturalardan kesilsin. Bu devlet büyük bir devlet. Bu devletin faturalardan para kesmesine de gerek yok ki. Niye kesiyorsunuz para? Yani Türkiye'nin borcu 500 milyar dolarmış canım. 501 milyar dolar olsun. Şu ana kadar ayakta durduk, bundan sonra ölecek miyiz? Ya biz... Şüphesiz var tabii, var ama... Yani bunu organize etmek lazım. Yani Dış Türkler Bakanlığı yıllardır neden kurulmadı? Ya bu bir ütopya mı? Bir hayal mi? Hayır. Dış Türkler Bakanlığı'ndaki teklifim şudur. O 220 milyon, 250 milyonluk tüm Türk dünyasının dertleri. Sadece Dışişleri Bakanlığı'na veya müsteşarlık nezdinde kişilere bırakmak çok doğru değil ki. Bakın, Azerbaycan bizden bir adım önde. Bir adım değil, 10 adım önde. Hangi konuda önde? 92 Hocalı, yıl 2011, 19 yıl geçmiş. Kapı kapı geziyorlar değil mi? Tenzil Hanım, Ganir Hanım, Elman Bey, Yakup Bey, Azerbaycan İlimler Akademisi, hepsi bunlar geziyorlar, anlatıyorlar. Azerbaycan ne yaptı? Diaspora Bakanlığı kurdu. Örgütlenmeye çalışıyor tüm dünyada. Siz ne kadar erken örgütlenirseniz karşınızdakinin adım atmasını o kadar çok engellersiniz. Biz bu adımı atmış mıyız? Biz böyle bir şeyi düşünmüş müyüz? Ne gerek var canım demişiz. Boş ver, bize bir şey olmaz. Dünya böyle bir dünya değil. Evet. Dünya size kör ve sağır. Ama dünya kör ve sağır diye de siz yerinizde oturamazsınız. Oturmamalısınız. Katar'dan bahsettik değil mi? Bir tane yayın çıkıyor Katar'da. O da yansız bir yayın. Eyvallah. Peki Katar'da, biz niye Katar'da yayın yapamıyoruz? Biz niye Katarlı'yı anlatamıyoruz? Biz son dönemde bu konulara tamamen yabancı ve uzak kaldık zaten. Son yıllarda böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Hocam yavaş yavaş toparlayalım. Sizi daha yolcu edeceğiz. Yolunuz var. Evet, çok bir, çok çok teşekkür ediyorum. Bir toparlayalım, son sözlerinizi alalım. Son sözlerim şu: lütfen hiç kimse yerinde oturmasın. Ucundan bucağından herkes bir şeyler yapmaya çalışsın. Ama yaparken lütfen bunu bizim yaptığımız gibi akademik yapmaya çalışsın. Akademisyenlerle çalışsınlar. Bu işle uğraşan çok değerli insanlar var. İsimlerini burada saymama gerek yok. Bu işe yıllarını vakfetmiş çok değerli ilim adamlarımız var. Bu insanlarla yapsınlar. Çünkü sivil toplum örgütleri olmazsa hiçbir şey olmaz. Aslında biz şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin işini kolaylaştırıyoruz. Sivil toplum örgütü olarak.